Bütün hayaller gözlerim bağdaşmın arkamında. Hani var ya o gülüşler keşke satılsa parayla. Ben de umut, sen de hala ben koştuğum yolları dönüyorum ya. Çalın şarkı, tanıyorum. Şarkı söylüyor musun? Yok lan, ne alakalı? Çalın şarkı, tanıyorum. Çok güzel, teşekkür ederim. Konuşsana. Kız canlı yayın açmayı unutmuşum diyorum, inanmıyorsunuz bana. Teşekkür ederim. Donuyor muyum ya? Ben bayağıdır yayın açmıyordum. Yayın açmayı unuttum. Normal değil mi? Ekranıma alıp bakıyorum sadece. Fake out atmak istemiyorum ya. Sohbet edelim dedim. Aslında birini almak istiyorum bu yayına. Bakalım. Bedava ertesi gün teslimat. Nefes kesici eğlence. Amazon Prime'la ayda sadece 39 TL. Ha bilmiyorum, öyle takipleştik. Tanımıyorum yani kendisini. Üstte takipçi atıp geçiyorlar. Atıp geçiyorlar. Ben nereden ettim. Kalsın, sıkılırsam çıkarım. İlk o madde, evet. Tanımıyorum kendisini. Kürtçe konuşsana. Öyle konuş deyince konuşulmuyor ki. Birçok takip ettiğim kişileri çıkardım zaten. Birçoğunu. 180 bilmem kaçtayken 140'da galiba yani şeysem şu an. Yani gecesini katılmazsa izlemeyiz. Belli olmaz arkadaşlar. Hiç katılmak istemiyorum. Şahsen. Aşka aşık olana sor. Geceyi karanlıkta kalana. Keşke yanımda olsaydı. Canım cilin daha beyaz duruyor. Ben aynı bildiğim gibi. Enerji. Ha bugün ne yaptım? Bakırköy'e gittim. Yok pardon, ilk başta aynen Bakırköy'e geçtim. Almam gereken bir şey vardı, onları aldım. Zara'dan falan birkaç bir şey aldım işte. Sonra kirpiklerimi yapmaya gittim. Oradan çıktım. Yasin geldi. Beni aldı. Birlikte bir şeyle içtik orada. Sonra eve bıraktı beni. Şimdi evime geldim. O kadar. Ne? Ben bunları ne yapamıyorum? Bir dakika. Basamadım ki. Mesela. Ben oyum. Dolgun mu? En son yarım yapmıştım. O da ne zaman yaptım? Paylaşıyoruz zaten sizinle ya. 4-5 şey var yaptıralım. Dün müydü, öbür gün müydü? Tekrar gittim BBN'e de estetik benim yaptırdığım ya. Oruç abla falan yaptı işte bu tatlı dolgu falan. Bir yarım cc yaptırasın geldi, sonra dedim dur rutinden. Dur dudağını daha çok şey yapma. Kalsın böyle. Arada böyle ben seviyorum ya şu dudağı. Yaptıktan sonra sür bulasını çık. Mis gibi. Alkollü aram çok yok. Çok alkol bir insan değilim. Pek hatta böyle arkadaş ortamım olmasa almam. O derece aramam yani. Sigarayla da aram hiç yoktur. İçmem. Yok yaptırmadım zaten dudağımı. Öyle. Ayda bir böyle pop falan içerim. O kadar. O da çok ara sıra. Tamam yaptırmıyorum. Kızmayın. Öyle sadece biri yaptırınca canım istedi. Beni de yaptırasım geliyor. Birileri yaptırınca yanımda. Ben oyum. Hayır, damla sesi almayacağım şu an çünkü siz beni korkutuyorsunuz. En sevdiğin renk siyah beyaz.
Siyah beyazdan vazgeçemiyorum. Güzellik merkezi açacaktık, ne oldu? Ben ne zaman dedim ya güzellik merkezi açacağım? Güzellik merkezi değil arkadaşlar. Ürün çıkarmayı düşünüyorum yaklaşık bir aya yakındır. Farklı bir üründü. Bu arada üstünde konuştum. Ta ki işte Ece'yle falan oturduk biraz. Arkadaş ortamına oturdum falan. Böyle böyle çıkaracağım, bunu yapacağım diye. Bir aya yakın, bir aydan belki daha fazla. Bir süredir böyle düşünüyorum ama korkuyorum atılmaya da. En son kararlaştırdım. Ay, belki 50 kere bu konuyu konuştum, biliyor musunuz? Yani ne yapsam, ne çıkarsam falan. İlk cildim, yani ciltle alakalı bir üründü. Sonra değiştirdim. Ondan akıl aldım, bundan akıl aldım, fikir aldım. Biliyorsunuz öyle pat diye bir şey yapılmaz. Yani sermaye sonuçta. Ve bilmeden bir şeylere atılmak istemiyorum. Bir buçuk aydır işte planını yapıyordum. Bakalım şimdi saçla alakalı ilgili bir ürün çıkarmayı düşünüyorum. Saç spreyi. Taramayı kolaylaştıran, yumuşatan. Kokusu üzerinde çok durmayı düşünüyorum. Çok güzel bir kokusu olsun istiyorum. Saçı uzatan, saça bakım yapan. Yani böyle bayağı özellikleri olan bir saç spreyi çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım ya, her şeyin ayrısı. Dediğim gibi ilk ciltle alakalı bir şeydi çıkarmak istediğim. Ama sonra dedim ki saç daha iyi. Aynen, hayırlısı olsun. Bakalım inşallah. Butik açmayı bir ara düşünüyordum ama sonra dedim ki ben ya bilmiyorum ya, güzellik salonu, butik falan, böyle herkesin artık şey olduğu bir şey oldu ya. İsterdim güzellik salonu açmayı, butik falan, ama artık böyle herkesin yaptığı bir şey olunca da bir hevesin kalmıyor ya, geri çekiliyorsun. Bu da öyle bir şey. Bakalım. Hayır, butik don't, aynen. O önceden ya düşünüyordum böyle. Nasıl diyeyim, kendi butiğim, manken modeli olurum falan ya. Sonra uğraşamam ya ben öyle şeylerle. Ürün işte, ürün üzerinde bayağı kaldım. Hala konuşuyorum, öyle diyeyim size. Tam planlamalarımı oturtup güzel bir şekilde çıkarmak istiyorum. Ve en özel, en güzel şey olsun istiyorum. Sonuçta beni takip eden o kadar insan benim ürünümü kullanacaksa en güzeli, en iyisi olsun. Öyle sırf ürün çıkarmak için adım geçsin diye değil. Yani en çok da dediğim gibi koku, biliyorsunuz benim koku takıntım çok olduğu için. Ya şöyle söyleyeyim, mükemmel kokusu olabilecek bir saç spreyi. Koku üzerinde böyle her saçınızı savurduğunuzda böyle efil efil böyle o koku böyle etkileyecek, anlatabiliyor muyum? Saç spreyinden sonra parfüm de olabilir sonrasında. Çünkü biliyorsunuz koku takıntım var. Benim kokuyla aram iyi. Ve herkes genellikle parfüm kokumu çok beğenir, benim parfüm seçimlerim falan. Asla bugüne kadar çok kötü bir parfüm sıkmışsın, bunun kokusu ne falan diye hiç şey tepki aldığım olmadı. Çünkü narkotik köpeği gibi burnum var. Gerçekten her kokuyu alabiliyorum. Yani bir kokuyu sadece bir kere aldıktan sonra bir parfüm kokusunu, o kokuyu bir daha unutmuyorum mesela. Direkt böyle mesela bir arkadaşım geliyor yanına sıkmışsa, aa bu o değil mi falan diye. Tek tak adını, şeyini veriyorum yani. Yani benim parfüm markamda almadım demezsiniz ha, gerçekten. Lütfen. Parfüm takıntımın olduğunu en çok siz biliyorsunuz, koku takıntımı. Artık beni çok iyi tanıyorsunuz. Dediğim gibi saç spreyimin de en yoğun özelliklerinden birisi koku olacak. Saça bakım olacak. Çam terebentin falanı filanı bakımı, her şey olacak içinde. Çok mükemmel uzatan bir sprey olacak. Ve böyle pamuk gibi yumuşacık eden. Gerçekten bir saç spreyinden daha fazla bekleyebileceğiniz her şeyi böyle yapacağım. İçine ekleyeceğim. Ay, İbrahim bir şey attı ya. İstek attı, pek atmayacağım, istemiyorum.
hangi parfüm kullanıyorsun? Benim belirli parfüm kokularım yok. Ve mix yapan bir insanım ben. Ama sizin de bu aralar şeye başladık bu ara. Yeni aldığımız yeni parfümler deniyoruz bu arada. Denemediğimiz serilerden falan. En iyi mixine. Ya ben değer görmeyeyim mi? Ben sevilmeyeyim mi? Ben şımartılmayayım mı? Bunu mu istiyorsunuz? Şimdi aşklarım, sizin verdiğiniz ilgiyle bir kadın hayatına aldığı erkeğin verdiği ilgi bir mi? Şimdi sizin tamam deli gibi ilgiye boğuyorsunuz beni. Deli gibi şımartıyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum ama aynı olamaz ki. Siz zaten bana fazlasınız bile, yetiyorsunuz. Siyah saç yaparsam yakışır belki, yakışmaz değil tamam ama bu ağır olmaz. Bu havayı katmaz. Sarının bir şeyi var, bir havası var. Siyahın asaleti, sarının havası var. Sarıdan devam, aynen. Kolay kapatırsın. Hadi ben kaçıyorum yavaştan. Siz de kudurun. Birbirinizi yiyin. Çatlayın. Burcu ne? Aman ne oldu? Ne olacak? Çatlayın. Ama Allah aşkına böyle her yerde sevgili damgasını yapıştırmayın. Durun. Benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı daha. Ne misin? Kim bilir nasıl yücelir halim. Söylemem. Şimdiden kudurmaya başladınız, ben kaçıyorum. Sizi kuduttuktan sonra ben... Ya çok fenasınız gerçekten var ya. Hiç görmediniz. Hayır, hiç görmediniz. Kısmet can nasıl kendini yırtıyor? Tekrar mı? Yok. Öyle minik bir sohbet için açtım yayın. Yayın açtıyordunuz diye. Şampuandan bahset. Ne şampuan kız? Urban'ın ürünlerini kullanıyorum. Urban'ın şampuanı falan filan fistan. Ah. Gençleştim. Konuşamadım. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Gerçekten hayatınızdan toksik insanları çıkarınca nasıl gençleşiyorsunuz? Genel anlamda konuşuyorum bu arada. Arkadaş çevresi falan filan. Full. Böyle kendi halimde kalınca baya iyi geliyor bana. Bayağı fark etti. Hadi ben yavaştan kaçıyorum. Şarkı ismi. Celladın aşık. Sen de biter. Deli yerler doğar. Yollar da doğar.
Esir gelir mi? Yok, gelmez. Ağzıma sıçtınız en son, var ya, pikeleri hallara attım diye, bir tanıtım yaptım diye benim ağzıma sıçtınız yani. Yok varoştur, yok şudur, yok budur. Çok rezil insanlarsınız. Onu ne yapayım, mecburi seçmem gerekiyordu. Onu seçtim çünkü Victoria'nın vardı bende çeşitleri. Versace'da beğenmedim yani. Ya pikesini falan beğenmedim. Benim öyle düzüm. Onu da zaten birkaç bir sefer çıkartacağım yani. Öyle kalmayacak ki. Başar, o oldu canım. Başar, şimdi söyleyeyim mi? 3-5 yıl sonra takipçi bir şey olursa hemen... Üf, doğum saatini, oha ya. Hadi ben yavaştan kaçıyorum. Vedalaşalım. Böyle hepinizi kocaman öptüm. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Karışmayın kimseye arkadaşlar. En yakın zamanda tekrar yine açmak dileğiyle. Görüşürüz.